Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu koronavirüs salgının nedeniyle cenaze defin işlemleriyle ilgili gelen sorulara cevap vererek cenazenin uzaktan su tutularak veya su serpilerek yıkanabileceğini ve tabutla defnedilebileceğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu salgın hastalıklar riskinin bulunduğu durumlarda cenazenin uzaktan su tutularak yıkanabileceğini ve tabutla defnedilebileceğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının nasıl kılınacağı ve defin işlemlerinin nasıl yapılacağına dair vatandaşlardan gelen sorulara cevap verdiği belirtildi. Cenaze namazının kılınması için beklenmeyebilir. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevapta, Müslümanların vefat eden din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibelerin başında cenazelerinin yıkanması, kefenlenmesi ve namazlarının kılınması geldiği hatırlatıldı. Merhum veya merhumenin yıkanıp kefenlendikten sonra cenaze namazlarının kılınmasının farz-ı kifaye olduğu vurgulanan açıklamada, bu görev bazı Müslümanlar tarafından yerine getirildiği takdirde diğerleri sorumluluktan kurtulur. Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Hazırlanmış olan bir cenazenin bekletilmeden namazının kılınıp defnedilmesi esastır bilgisi verildi. Açıklamada salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınmasının tercih edilmesi gerektiği belirtilerek hastalığın bulaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının, bu bağlamda cenaze namazına katılanlar arasında yeterince mesafe bırakılmasının önemine değinildi. Bu durumda birden fazla cenaze varsa hepsi için bir tek namaz kılınmasının yeterli olacağı belirtilirken açıklamada hastalığı bulaştırma riski sebebiyle yetkililerce hemen defnedilmiş olan cenazenin namazının ise daha sonra kabrine karşı birkaç kişiyle kılınabileceği ifade edildi. Açıklamada hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi. Alınacak bütün tedbirlere rağmen cenaze yıkandığı ve usulünce kefenlendiği takdirde bu hastalığın başkalarına da ziyaret etme tehlikesi varsa uzaktan cenaze üzerinde su tutularak veya serpilerek yıkama işlemi gerçekleştirebilir. Bu uygulamanın da riskli olduğu durumlarda yetkililerin de talimatlarına uyarak koruyucu kıyafetlerle cenazeye teyemmüm aldırılır. Cenazeye teyemmüm yaptırılmasının da hastalığın bulaşması açısından riskli olduğu hallerde zaruret sebebiyle teyemmüm de terk edilir ve o haliyle namazı kılınarak defni sağlanır. Cenazelerin geleneksel yöntemle açılan kabre kefenle defnedilmesinin de riskli olduğu durumlarda ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir. Zaruretten kaynaklanan bütün bu uygulamalarda Müslüman kardeşimize karşı son dini vazifemizi yaptığımız bilinciyle hareket edilmelidir.